Merhaba arkadaşlar. Online deneme 5'in matematik çözümlerini beraber yapacağız. Mehmet Bey bakkalındaki satmak için toplam 60 TL'lik domates satın alıyor. Domateslerin toplam kütlesi kilogram cinsinden 1 kilogramın alış fiyatı da TL cinsinden birer tam sayıdır. Domateslerin 3 kilogramının çürük olduğu için atan Mehmet Bey kalan domateslerin kilogramını alış fiyatının 1 TL fazlasına satıyor. Mehmet Bey domateslerin tamamının satışından kâr elde ettiğine göre satıştan eline geçen para en az kaç TL'dir diye bize soruyor. 60 lira ödediğine göre diyelim ki X kilogram domates aldı. X kilogram domates aldı. Y liradan aldığını düşünürsek toplamı kilogramla çarpımı ne kadar edecekmiş? 60 lira ödeyecekmiş. O zaman 60'ın çarpanlarına bakalım. 1 liradan almış olsa 60 kilogram alır. 2 liradan almış olsa 30 kilogram alır. 3 liradan almış olsa 20 kilogram alacaktır. 4 liradan alsa 15 kilogram alacaktır. 5 liradan almış olsa 12 kilogram alacaktır. 6 liradan almış olsa 10 kilogram almış olacaktır. Başka çarpanımız da yok arkadaşlar. Şimdi diyor ki ikinci satırda 3 kilograma eksik çıktığında yani şu 57'ye düştüğünde bu 27'ye bu 17'ye düşecektir. Burası 12'ye düşecektir. Burası 9'a, burası da 7'ye düşecektir. Fiyat ise 1 lira fazlasına satıyor. Yani bunu 2 liradan satacaktır. Burayı 3 liradan, 4 liradan, 5, 6 ve 7. Şimdi diyor ki kar elde etmiş. Yani 60'tan büyük. 2 çarpı 57 eşittir 114 olabilir. 3 çarpı 27 81 olabilir. 4 çarpı 17 68 olabilir. 5 çarpı buraya dikkat edelim. 5 çarpı 12 eşittir 60. Şu anda başa baş geldi. Yani ne kar ne zarar. 6 çarpı 9 54 şu anda zarardayız. 7 çarpı 7 49. Bize kar ettiği söyleniyor. En az kaç lira olabilir diye soruyor. Bakın 60 liraya almıştı. 68 en düşük buna satmış olur. Cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Kare dik prizma biçimindeki bir kalemliğin dış yan yüzlerini kaplamak isteyen Melahat, bir yüzünün alanı 0 tam %64 birim kare olan kare şeklindeki bir süsleme kağıdını yukarıdaki gibi katlıyor. Melahat katladığı süsleme kağıdı ile kalemliğin yan yüzlerini tamamen kapladığında kağıt artmadığına göre kalemliğin hacmi kaç birim küptür diye soruyor. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Kare şeklinde dediği için buna x diyorum. O zaman x kare eşittir 0 tam %64 olacaktır. Neyin karesi oluyordu? Bunu karekök içinde şöyle yazabiliyorduk arkadaşlar. 64 bölü 100. O da eşittir 8 bölü 10. Bu x'imizin değeri. O da eşittir 0 tam onda 8. 0 tam onda 8'i bakın gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 parçaya bölüyor. 0 tam onda 8 bölü 4. O da eşittir 0 tam onda 2. Her birinin uzunluğu 0 tam onda 2. Yani bunu kare şekline dönüştürdüğüne göre karemizin bir kenarı taban alan olarak 0 tam onda 2. Hacmin nasıl bulunacağını söylemiş bize burada örnek olarak. Taban ayırıtı A, yüksekliği H olan kare dik prizmanın hacmi A kare H'tır. Yani taban alanı çarpı yükseklik. O zaman kalemliğimizin yüksekliği de bunun bir kenarı 0 tam onda 8 olduğuna göre gelelim hacmine. Hacim eşittir kalemliğimizin hacmi. 0 tam onda 2 çarpı 0 tam onda 2 çarpı 0 tam yani yüksekliğimiz 0 tam onda 8. Bunları şu şekilde yazabiliriz. 2 bölü 10 2 bölü 10 8 bölü 10. Sadeleştirmeye gittiğimiz zaman 2 ile 10'u sadeleştirelim. 5. 2 ile 10'u sadeleştiriyorum. 5. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 5. Burada 1 kalmıştı. 1 kere 4. 4 bölü.
5 kere 5 25 çarpı 5 125. Hacmimiz 4 bölü 125, yani A seçeneği olacaktır. Üçüncü soruyla devam edelim. Handan Hanım ve Rıza Bey düğünler için gelecek misafirlere dağıtılmak üzere küçük hediye paketleri hazırlayacaklardır. Bunun için 400 tane çikolata, 324 tane lokum ve 300 tane badem şeker almışlardır. Çikolata ve lokumun tamamını bir pakette sadece lokum veya çikolata olacak ve her pakette eşit sayıda çikolata veya lokum olacak şekilde paketleyeceklerdir. Daha sonra her bir paketin içine bir tane badem şekeri koyacaklardır. Paketleme işlemi tamamlandığında artan badem şekerlerinin sayısı en fazla kaç olabilir? Hemen bakalım. O zaman eşit sayıda dediğine göre 400 ile kaçın? 324'ün nesini bulmamız gerekiyor eşit sayıda dediği için? Bu buna bakıyoruz arkadaşlar. 2'ye bölüyorum. 1, 6, 2, 2, 0, 0. Bu ikisini de bölüyor. 2'ye bölüyorum. 100'e 81. Bundan sonra böleni olmayacaktır arkadaşlar. O zaman EBOB'umuz 1, pakette bulunacak çikolata ve lokum sayısı 4'e 4 olması gerekiyormuş. O zaman geliyorum. 400 bölü 4. O da eşittir. 100 paket çikolata. 324 bölü 4. 81 paket lokum olacaktır. Bize ne demişti? Her paketin içine birer tane badem şekeri. Yani bu ne demek? 100 tane çikolatanın içine, 81 tane de lokumun içine olmak üzere toplam 181 adet badem şekeri konmuş olacaktır. Toplam 300 tane badem şekeri vardı. Geriye kaç tane kalmıştır diye soruyor bize. 300 eksi 181. O da eşittir. 119 tane badem şekeri kalmıştır. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soruyla devam edelim. Bir kavanozda eş özelliklere sahip 13 çilekli, 10 naneli, 14 portakallı şeker vardır. Bu kavanozdan en az kaç şeker alınması durumunda rastgele alınan bir şekerin çilekli, naneli veya portakallı olma olasılıkları eşit olur? Eşit olduğuna göre en küçüğüne eşitlememiz gerekiyor. En az kaç tane var arkadaşlar? 10 tane. 10 adet varsa en az, o zaman 13 çilekliden ben 3 adet, 14 portakallıdan da 4 adet alarak en az 3 artı 4 eşittir 7 tane alınırsa hepsinin gelme olasılıkları eşit olur. Cevabımız C seçeneğidir. Beşinci sorumuzda yukarıdaki tabloda tüm iç açıların ölçüleri 90 derece olan 1, 2, 3 ve 4 numaralı dörtgenlerin komşu kenarlarının uzunlukları verilmiştir. Bu bilgilere göre kaç numaralı dörtgenler karedir şeklinde ifade ediyor? O zaman kenar uzunlukları verildiğine göre hangileri birbirine eşittir demektir bu. Burası 2 üzeri eksi 4. Şuna bakıyorum. 2'nin ikinci kuvvetinin eksi 2'si, yani 2 üzeri eksi 4. Kenar uzunluğu ikisinde de eşit olduğu için 1 var arkadaşlar. 2'ye geliyorum. 3 üzeri eksi 4 ile 2 üzeri eksi 3 birbirine eşit değildir. Bunu alamıyoruz. 1 üzeri eksi 4 1'e eşitken 4 üzeri eksi 1 1 bölü 4'tür. Bunlar da birbirine eşit değil. 2'nin sıfırıncı kuvveti 1. 1'in bütün kuvvetleri 1'di. 1 eşittir 1 olduğundan bu da bir karedir. Cevabımız 1 ve 4, yani A seçeneği olacak diyoruz. Altıncı sorumuzda devam edelim. Aşağıdaki grafikte bir şehirde faaliyet gösteren A, B, C ve D otobüs firmalarının bir yıl içinde taşıdıkları yolcu sayılarının mevsimlere göre değişimi gösterilmiştir. Yukarıdaki grafikte verilen bilgilere göre bir yılda taşınan yolcu sayıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi firmaların taşıdıkları yolculara bakalım. A firması 20, 50, 70, 80 tane A firması taşımış bir yılda. B firması topladığımız zaman 160 tane taşımıştır.
C firması ise topladığımızda 90 tane yolcu taşımıştır. Bir de bunların mevsimlere göre taşıdıkları yolculara bakalım. İlkbaharı saydığınız zaman 70 yolcu olduğunu, yaza baktığınızda 120 olduğunu, sonbahara baktığınız zaman 80 olduğunu, kışa baktığınızda ise 60 olduğunu göreceksiniz. Buna göre hangisi yanlıştır demişti. Her bir firma en fazla yolcuyu yaz ayında taşımıştır. Bakalım yaz ayında evet A en fazla, B en fazla, C en fazla. Bu doğru. C firması A firmasından daha fazla yolcu taşımıştır. C firması A firmasından evet C 90, A 80 taşıdığı için doğrudur. Tüm mevsimlerde en fazla yolcu taşıyan firma B firmasıdır. Bakın ilkbaharda B, yazda B, sonbaharda B, kışta da B. Bu da doğrudur. En az yolculuğun taşındığı mevsim ilkbahar mevsimidir. İlkbahar mı? Hayır. Bakın burada kış mevsiminde 60 olarak gözükmüştür. Cevabımız D seçeneği olacaktı. 7. sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki verilen işlemlerinden hangilerinin sonucu rasyoneldir? Şimdi gelelim bunlara bakmaya. Sırasıyla bakalım arkadaşlar. Bu 1 bölü 10 kök içinde çarpı bu 4 bölü 10 kök içerisinde. Çarpmada kural tek kökte yazabiliyorduk arkadaşlar. 1 çarpı 4 bölü 10 çarpı 10. 4 kere 1 4 bölü 10 kere 10 100. Bu kök dışına çıkarın bakalım. 4 dışarı 2 olarak çıktı. 100 dışarı 10 olarak çıktı. Bu bir rasyonel sayı mıdır? 0 tam 10'daki. Evet. Birincisi rasyoneldir. İkinciye bakıyoruz. 32 bölü 10 olarak yazabilirim ben bunu kök içerisinde. Çarpı kök 2. Yine tek kökte yazdığımız zaman 32 çarpı 2 bölü 10 bölü 1. Bu da kök 64 bölü 10 olacaktır. 64 dışarı 8 olarak çıkacak ama kök 10 dışarı çıkamadığı için bu bir rasyonel sayı değildir. İrrasyonel sayıdır. 2 olmayacak. Üçüncüye geldiğimiz zaman birinci bölmedeki kuralı hatırlayalım. Birincisini aynen yazıyorum. Kök 10 bölü aşağıya da yazalım. 1 bölü kök içerisinde 10. Birinci aynen yazılır arkadaşlar. Kök 10 bölü 1 çarpı ikinciyi ters çeviriyorum. Kök 10 bölü 1 olacaktır o da. Kök 10'un çarpımı 10. 1 kere 1 1. 10 bölü 1'den 10. Bu da bir rasyonel sayıdır. O zaman cevabımız 1 ve 3. Yani A seçeneğidir diyoruz. 8. sorumuzla devam edelim. Pastane işleten Filiz Hanım un ve şeker satın almak için ayırdığı paranın yarısı ile önemli olan kelime burada yarısı ile 3 kilogramlık paketlerde 24 TL'ye satılan şekerlerden diğer yarısı ile 7 kilogramlık paketlerden 40 TL'ye satılan unlardan almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Filiz Hanım'ın satın aldığı şeker ve onların toplam kütlesi olabilir? Eşit miktarda para verdiğine göre o zaman miktarların yani şunun ortak katı olan bir sayı olması gerekiyor. O zaman 24 ile 40'ın ekokunu buluyoruz arkadaşlar. 2'ye bölüyorum 20, 12. 2'ye bölüyorum 10, 6. 2'ye bölüyorum 3, 5. 3'e böldüm 1, 5. 5'e bölüyorum 1. Şurayı çarptığınız zaman 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5'ten bu da işte 8 kere 5 40 çarpı 2'den 120. Demek ki en az 120 liralık şeker, 120 liralık un almıştır. Geliyorum kaç çuval aldığını, kaç kilo aldığını bakacağız şimdi. 120 bölü 24 liraydı bir şekerinkisi, 3 kilogram şekerinkisi. Buradan 5 çuval şeker olabilir. En az. 120 bölü 40'tan 3 çuvalda 10 olabilir. Bunların kilogram cinsi olabilir diye sormuş bize toplam kütlesiyle ilgili. O zaman 5 çarpı şekerin her biri 3 kilogramdı. 5 çarpı 3'ten eşittir en az 15 kilogram şeker. Üçten
3 çuvalda un almıştı. Eşittir 21 kilogram bu un da şeker en az. Bunları topladığınız zaman 15 artı 21 eşittir 36 kilogram olabilir en az. Hangisi olabilir diyor bakın. Olabilir. O zaman 36 ve katları şeklinde olabilir. 36, 72, 108, 144 şeklinde gidecektir. Şıklarımıza baktığımız zaman 108'i yani B seçeneği görmüş olacağız. 9. sorumuza devam edelim. Belli ifadeleri vermiş burada. Yukarıdaki şekilde yola cephesi olan dikdörtgen şeklindeki bahçelere ait 4 ev gösterilmiştir. Bu evlerin bahçelerinin yola bakan cephelerinin uzunlukları yukarıdaki gibidir. Buna göre hangi numaralı bahçenin yola bakan cephesinin uzunluğu diğerlerinden daha fazladır? Kısacası kök içinde bize neyi soruyor arkadaşlar? Sıralamayı soruyor. Hemen bakalım birinci bahçeye. 7 kök 6. 7'yi içeri attığınız zaman 49 olarak geçecektir. 49'u 6 ile çarparsanız arkadaşlar o da eşittir kök 294. İkinciye bakıyorum. 5 kök 10. 5'i içeri attığınız zaman 25 çarpı 10'dan 25 çarpı 10'dan o da eşittir kök 250. Diğeri 16. Kök içine attığınız zaman direkt 16'nın karesi 256. 12 kök 2. 12 içeri attığınız zaman 144 çarpı 2'den kök 288. Sıralamada kuralımız neydi? Kök içindeki hangisi büyükse o daha büyüktü. 294, 250, 256, 288, 294 en büyükleri olduğu için birinci bahçemizin uzunluğudur. Cevap A seçeneğidir. 10. sorumuzda yukarıdaki örnekte paydası kökü 2 ile genişletilen bir kesir gösterilmektedir. Genişletme işleminden sonra payda kökten kurtulmuş, başka bir işlem yapılmamıştır. Aynı şekilde aşağıdakilerden hangisine verilen kesir altında verilen sayı ile genişletilirse payda kökten kurtulur. Yani kısacası kök içindeki ifadelerin aynı olması isteniyor bizden. Gelelim arkadaşlar buraya. Kök 18'i hatırlarsanız 3 kök 2 idi. 12'yi hatırlarsanız 2 kök 3. Biri kök 2, biri kök 3. Paydanın kökten kurtulma ihtimali yok. A'ya diyoruz. 32, 16 çarpı 2'den 4 kök 2. Buradaki kök işaretimiz kök 6 olduğu için burada da kurtaramıyoruz. Kök 10, kök 5, kök 50 diyecekleri tam olarak dışarı çıkmadığı için burada da kurtaramıyoruz. 27, 9 çarpı 3'ten 3 kök 3'tü. 12, 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. Bakın ikisinde de kök içindeki ifadeler aynı olduğu için payda kökten kurtulmuş olur. Cevabımız D seçeneğidir. 11. sorumuz. Atomun çekirdeği proton ve nötron adı verilen parçacıklardan oluşur. Bir protonun kütlesi 1672 çarpı 10 üzeri eksi 30 kilogramdır. Yukarıdaki bilgilere göre protonun kilogram cinsinden yine aynı kilogram bakın. Kilogram cinsinden kütlesinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bilimsel gösterimde kuralımız neydi? Şu ifadenin 1 ile 10 arasına girmesiydi. Bakın 1672 çarpı 10 üzeri eksi 30. Sayımız çok büyük. Bunu ne yapmamız lazım? Küçültmemiz gerekiyor. Kaç basamak küçülteceğim? Bakın 1, 2, 3 basamak küçülttüğüm zaman 1,672 çarpı 10 üzeri. Buraya geldim. Bu 3 tane küçüldüğüne göre bu 3 tane büyüyecektir. Eksi 30'u siz artı 3 eklediğiniz zaman eksi 27 olacaktır. 1,672 çarpı 10 üzeri eksi 27. Cevabımız D diyoruz. 12. sorumuza devam edelim. Güner bilgisayarında Excel programını açarak proje ödevi için bazı şekilleri bu sayfaya yerleştirecektir. Yukarıdaki Excel sayfasında her satırın yüksekliği 1 santimetre olup her satırın başında satır numarası gösterilmektedir. Güner bu sayfada kök 130 cm uzunluğundaki bir dikdörtgen şekli dik bir biçimde 4. satırdan itibaren yerleştiriyor. Buna göre dikdörtgen şeklin diğer ucu hangi satırda yer alır?
Kök 130 hangi iki tam sayı arasında ona bakalım arkadaşlar. Kök 130 alttaki kök 121, üstteki kök 144. Yani 11'den fazla gidecektir, 12'den az gidecektir. Nereden başlamıştı? Bakın satırımız nereden başladı? Dördüncü satırdan. O zaman 11'e 4 eklediğimizde 15'i geçmiş olacaktır. 12'ye 4 eklediğimizde 16'ya gelmemiş olacaktır. 15 ile 16'nın arası hangi satır demektir? 15. satırdır. Cevabımız B seçeneği. 13. sorumuz. İçinde eş özelliklere sahip kırmızı, beyaz ve mavi renkli topların bulunduğu bir kavanozdan bir top çekilmesi olayında olası durumların sayısı 40'tır. Olası durumların sayısı 40 dediğine göre yani toplam top sayısı 40'tır. Beyaz topların sayısı 7, mavi topların sayısı kırmızı topların sayısının 2 katı olduğuna göre kavanozda kaç tane kırmızı top vardır? Şimdi mavi, kırmızı ve beyaz. Beyaz toplarımızın sayısı belli zaten arkadaşlar. Kaç taneydi? 7 tane beyaz topumuz vardı. Mavi topların sayısı da kırmızının 2 katıydı. Kırmızıdan x tane varsa maviden 2x tane vardır. Bunların toplamı kaç edecekti? 40 edecekti. O zaman 3x artı 7 eşittir 40'tan. 3x eşittir 30. Şu 7'yi karşıya attığımız zaman eksi 7 olarak geçecektir. 33. X eşittir buradan 11. Buna göre kavanozda kaç tane kırmızı top vardır diye sormuştu. X'i sormuştu. 11 tanedir. Cevabımız C seçeneği. 14. soruyla devam edelim. X bir rakam olmak üzere. Kök içinde x artı 2 ifadesini alabileceği farklı değerlerden kaç tanesi rasyoneldir? Rakam dediğine göre arkadaşlar rakamlarımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dur. Bunun dışında herhangi bir sayı alamaz diyor. Geliyoruz o zaman x yerine hangi değerleri yazdığımızda kök dışına tam olarak çıkabilir ona bakıyoruz. 0 yazdığınız zaman kök 2 edecektir. 1 yazdığınız zaman kök 3, 2 yazdığınız zaman kök 4, 3 yazdığınız zaman kök 5, 4 yazdığınız zaman kök 6, 5 yazdığınız zaman kök 7, 6 yazdığınız zaman kök 8, 7 yazdığınız zaman kök 9, 8 yazdığınız zaman kök 10, 9 yazdığınız zaman kök 11. Bunlardan hangileri tam dışarı çıkıyordu? Kök 4 2 olarak çıkacaktır, rasyoneldir. Bir de kök 9'umuz 3 olarak çıkacaktır. 2 tanesi rasyoneldir diyoruz. Cevabımız B seçeneği. 15. soruyla devam edelim. Kare dik prizmanın hacmi taban alan çarpı yüksekliğin çarpımına eşittir. Bilgimizi vermiş. Alüminyum cevheri işleyen bir fabrika ürettiği alüminyumları kare dik prizma biçimindeki bloklar halinde satmaktadır. Bir tanesinin satış fiyatı 9,6 TL olan blokların 1 santimetre küpünün fiyatı kök 32 kuruştur. Bu blokların her birinin tabanı kenarlarının uzunlukları 2 kök 5 santim olduğuna göre yükseklikleri kaçar santimetredir? Yani buna 9,6 liralık bir fiyat ödemişler arkadaşlar. Nedir? Her bir cm küpün karşılığı kök 32'ymiş. Yani 16 çarpı 2'den 4 kök 2 kuruş. Bu önemli. TL dediğine göre 9,6 TL'yi biz kuruşa çevirelim. O da eşittir 960 kuruş ödemişlerdir. Şimdi bunun hacmini ben bulup her bir birimin hacmi 4,2 olduğu için bununla çarparsam buna eşit olması gerekiyor. O zaman diyoruz ki hacmin özelliği verilmişti bize. Taban alanı çarpı yükseklik. Yani 2 kök 5 çarpı 2 kök 5 çarpı yüksekliğimiz h çarpı bu kadar hacmi var. Bu hacmi 4 kök 2 kuruşla çarptığım zaman 960 kuruşa eşit olmuş. Buradan yüksekliği nedir diye soruyor. 2 kök 5 ile 2 kök 5'i çarptığınız zaman 20 çarpı 4 kök 2 çarpı h eşittir 960. Şu 20'nin sıfırını atalım.
Al 960'ın sıfırı gitsin. 8 kök 2 çarpı h eşittir 96'dan. Her tarafı 8 kök 2'ye bölüyorum. H'i yalnız bırakmak için. Buradan bunlar gitti arkadaşlar. H eşittir. 96'yla da bunu sadeleştirdiğim zaman 12 kalacaktır. 12 bölü kök 2. Haydi irasyonel yapalım. Kök 2 ile genişletiyorum. 12 kök bölü kök 2 ile kökün çarpımı 2'dir. Kök 4'ten 2 olarak gelecektir. 12 ile de 2'yi sadeleştirdiğim zaman 6 kök 2 olarak yüksekliği buluruz. Cevabımız D seçeneğidir. 16. sorumuza devam edelim. Yukarıdaki şekil 1'de A noktasından B noktasına gitmekte olan bir karıncanın A ve B noktalarına uzaklıkları gösterilmiştir. Bir miktar ilerleyen karıncanın A noktasına uzaklığı kök 200 santim olduğuna göre B noktasına uzaklığı kaç santimetredir? Kök 72 hemen dışarı çıkaralım. 36 çarpı 2'den arkadaşlar. 6 kök 2. Toplam yolumuzu bulalım buradan. 162 81 çarpı 2'den. O da eşittir. 9 kök 2. Toplam yolumuz yani AB arası uzaklığımız 9 kök içindeki ifadeler aynı olduğu için 15 kök 2'dir. Şimdi karınca buraya kadar gelmiş. Kök 200 yani 100 çarpı 2'den 10 kök 2'lik yolu gittiğine göre buraya da x derseniz x artı 10 kök 2 eşitmiş 15 kök 2'ye. Bunu bu tarafa attığınız zaman x eşittir 5 kök 2. Böyle bir cevap yok. O zaman 5 kök içine gönderelim. 5 kök içine 25 olarak gidecektir. 25 çarpı 2'den kök 50 olacaktır. Cevabımız B seçeneği. 17. sorumuza devam edelim. Bir pastanede çapı kök 38 santim uzunluğunda olan daire biçiminde kurabiyeler kare şeklindeki bir tepside 25 tane olacak şekilde dizilerek pişirilmektedir. Kurabiyeler tepsiye birbirine ve tepsinin kenarlarına uzaklıkları kök 2 santim olacak şekilde dizilmektedir. Buna göre aşağıdaki bir kenarın uzunluğu verilen kare şeklindeki tepsilerden hangisi bu iş için kullanılan tepsi olabilir diye sormuş. Şimdi kök 32 arkadaşlar 16 çarpı 2'den 4 kök 2'dir. Yani bizim şu şeklimizin uzunluğu 4 kök 2. Şimdi tepsimize bir bakalım. Tepsimiz şöyle olacak diyor. Kare şeklinde. Beşer tane dediğine göre arkadaşlar. 1, 2, 25 tane özür dilerim. 4, 5. Evet, şu şekilde olacaktır. Buranın hepsi doldurulmuş olacak. Beşer tane. Burada tek bir tanesini saymamız yeterli. Çünkü bu bir kare. Bakın burada kök 2 var. 4 kök 2. Yani şu uzaklığın 5 kök 2. 5 daha 10. 5 daha 15. 5 daha 20. 5 daha 25 son kurabiyeye kadar. Bir de kök 2'lik burada uzantımız var. Kök 26. Yani 5 kök 2 çarpı 5 artı kök 2 gelecektir. Çünkü başta da sonda da olduğu için o da eşittir. 26 kök 2 olabilir. Cevabımız C seçeneğidir. 18. sorumuzla devam edelim. Kuyumcularda 22 ayar olarak satılan çeyrek altının kütlesi 1,75 gramdır. Bu çeyrek altındaki saf altın miktarı ise 1,6065 gramdır. Aşağıdakilerden hangisinde çeyrek altındaki gram cinsinden saf altın miktarı onun kuvvetleri kullanılarak çözümlenmiştir. Çözümlenme sorusu. Yani bize saf dediğine göre şunun çözümlenmiş halini istiyor bizden arkadaşlar. 1,6065. Çözümleyelim. Birler basamağı, onda birler, yüzde birler, binde birler, on binde birler. O zaman 1 çarpı 10 üzeri 0 artı
6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Sayıları katsayı olarak yazıyorum. Yanına kuvvetleri, onun kuvvetlerini birer defa azaltarak gidiyorum. Artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Şimdi 0 genelde Newton eleman olduğu için yazılmayacağından dolayı 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Hangi şıkkımızda bu varsa cevabımızdır diyoruz. Bakalım 1 çarpı 10 üzeri 1 demiş gitti. Bakın bu da gitti. 10 üzeri 0, 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2 demiş. İkinci onlar basamağında 0 var. Bu da gitti. Cevabımız D şıkkı olacaktı. 19. sorumuzla devam ediyoruz. Elektronik eşya satan bir mağazada bir kulaklığın TL cinsinden taksitli satış fiyatı aşağıdaki formülle göre belirlenmiştir. Taksitli satış fiyatı eşittir. 600 eksi 256 çarpı 2 üzeri eksi T. Yukarıdaki formülde taksit sayısını gösteren T birden büyük tam sayıdır. Bu mağazadan bu kulaklığı taksitli olarak satın alan Kamil'in ödeyeceği toplam tutar 550 TL'den fazla olacağına göre kulaklığı en az kaç taksitle satın almış olabilir? Şimdi beraberce bakalım arkadaşlar. İstediğimiz değer ne? 600 eksi 256 çarpı 2 üzeri eksi t. 256'yı hatırlıyoruz. 256 2'nin 8. kuvveti çarpı 2 üzeri eksi t. Eşittir diyelim. 600 eksi çarpmada kuralımız neydi? Tabanlar aynıysa üsler toplanıyordu. 8 eksi t. Şimdi biz neyi bulacağız arkadaşlar? Bulmamız gereken 600'den buradaki en küçük değeri çıkardığımızda, yani t yerine en küçük değeri en az kaç verirsek 600'den çıkardığımızda 550'den büyük olur diye soruyor bize. Bakalım sırasıyla deneyelim. 2 yazalım. 2 için diyelim. 600 eksi 2 üzeri 8 eksi 2 600 eksi 8'den 2 çıktı. 6. 2'nin 6. kuvveti 64. Çıkardığınız zaman 536. Oysa bizim fiyatımız 550'den fazlaydı. 2 olamaz. 3 için 600 eksi 2 üzeri 8 eksi 3'ten 600 eksi 8'den 3 çıktı. 5, 2'nin 5. kuvveti 32. 600'den 32'yi çıkardığınız zaman 568. 550'den fazla en az dediğine göre bize o zaman 3 taksit kurtarıyoruz. En az 3 taksitle almış olabilir. Cevabımız B seçeneğidir. 20. soru yani son sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Farklı tur şirketleriyle gelerek otele yerleşen Türk, Rus ve Alman turistlerden oluşan 180 kişinin milliyetlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Aşağıdaki tabloda ise oteldeki gecelik konaklama ücretlerinin milliyetlere göre dağılımı gösteren bilgilerden bazıları verilmiştir. Otelde bu 3 milliyetten kalan kişilerin bir gece için ödeyeceği toplam konaklama ücreti 24 bin lira olduğuna göre otelin Türkler için belirlediği gecelik konaklama ücreti kaç TL'dir? XTL olsun. Kişi sayısıyla çarptığımız zaman bir geceliğe 24 bin lira eşit olması gerekecek. Şimdi kaç kişi vardı toplam arkadaşlar? 180 kişi. Burası toplam açımız 360 derece. Bir tanesini bulduğum zaman diğerleri bize yön verecektir. Ruslarla başlayalım. 360 derecede gördüğü 120 derece ise 180 kişi de buna kaç kişi düşecektir bakın. 360'ın yarısı 180. 120'nin yarısı olacaktır o zaman. X eşittir. 60 tane Rus var arkadaşlar. Yani açının yarısı kadar. 160 ise 80 tane Alman vardır. O zaman 40 tane de neyimiz vardır? Türk vardır. Şimdi fiyatlarda karşılaştırdığımız zaman kişi sayısı çarpı bir gecelik fiyat
Toplam fiyat verecektir bize. Ruslarla başlayalım. 120 liralık bir geceliği kaç kişi? 60 kişi artı. Almanların 80 kişi vardı. Geceliği 160 lira. 160 artı. Türklerden 40 kişi vardı. Çarpı geceliği x liraydı. Eşittir. Toplam bir gecede 24 bin liralık fiyat ödemişler. 12 ile 6'yı çarptığınız zaman 72, yanına 2 sıfır ekliyorum. 7200 lira Ruslar. 8 ile 16'yı çarptığınız zaman 8 kere 6, 48, 128. Yani 12.800 lirada Almanlar artı 40x de Türkler ödeyecektir. Toplam 24. 7200 ile 12.800 topladığımızda arkadaşlar 20.000 edecektir. Artı 40x eşittir 24.000. Bu 20.000'i bu tarafa attığınız zaman 40x eşittir 24.000'den 20.000'i çıkartırsanız 4.000 edecektir. Her tarafı 40'a böldüğünüzde ise x eşittir 100. Türklerin gecelik fiyatı 100 lira. Cevabımız C seçeneğidir diyoruz.